bizim apartmanda oturuyor. Gereksiz sergiler. Bir zolayı iki numaraya vermişsin. Çık bak dışarıya. Temizle. Hüsnü abi üç çektik üç. İyi. En büyük fener. Hadi bakayım çabuk. En büyük fener. Başka büyük yok. En büyük fener. Abi üç çektik üç. Seninki attı mı lan? He. En kral golü attı. Ha. Abi hakem bir de taraf tuttu tamam mı? Tamam, üç penaltı tamam, vermedi. Tamam. Bütün bunlara rağmen Kerim abim olmasa var ya. Maç bekliyor. Ha. Hadi. Hepsi mi? Tabii. Koskoca apartman. Doymak bilmiyorlar maşallah bunlar ya. Hadi eyvallah. Hadi hadi. Şşt İlyas. Ne diyorsun? Şapkan yavrum. Haa. Abi iyi ki söyledin ha yoksa çekeceğim vardı. Ha, babandan iyi bir dayak yemek istiyorsun galiba. Yavrum benim be. Hadi koş koş. Hadi hadi. Kim oluyor? Sen ne edersin böyle seni? Nedir kardeşim? Gelin mi? Ulan ulan olayım yapma. Top köpeği seni. Şeker gün evladım. Siparişler yığıldı. Neredesin? Geberesice herif. Baba mahalleye karşı ayıp oluyor. Başlatma mahallenden şimdi. Şekerifin evladı. Git lan siparişleri al gel. Durma. Durma lan da. Bak ben deterjanları hep ondan alırım. Hep ondan. İlyas ne oldu oğlum? İlyas ne oldu? Gene babandan dayak mı yedin? Abi afiye gibi adam ya. Her yerde bir yakalıyor beni. Oğlum senin aklın fikrin topta. Ulan doyamadın mı şu topa be? Şevket abi. Annemin siparişleri vardı. Hazırlayıver şunları. Ah İlyas da buradaymış. Ona ver de çıkarıversin peki yukarıya. Peki Ayşe İlyas 5 dakika sonra getirir. Şşt. Şşt. Oğlum kızın içine düşeceksin neredeyse. Bu ne sevda böyle? Ne sevdası abi ya? Şimdi ayıp ettin ha. İlyas kız da sana tam. Niye hep senin getirmeni istiyor siparişleri? Bir düşün bakalım. Şevket abi. Saçmalama. Aa, sen saçmalama esas. Bak oğlum sabah da pirinçte yoğurt yazmıştı. Laf olsun diye bir daha yazmış. Ya. Abi. Maksat başka anlarsın ya. Ya Şevket abi. Şevket abim boşa konuşmaz. Bir şey diyorsa vardır bir bildiği. Ya. Abi yapma ne olur. Aa, ben ne yapıyorum oğlum? Gönül sizin. Sevda sizin. Zamanı gelince aş nefişle hepten sizin. Demek sabah da pirinçle yoğurt aldılar ha? Ya ya. Eminsin de değil kilo, mi? Hem tabii. Allah Allah. Ya bunlar karavana pişirmiyorlar ya. İlyas oğlum. Ha. Siparişleri unuttum. Ha. Siparişler. Abi ben... Biraz kafamı toparlayayım da sonra tekrar gelir alırım. Dört kere bakkala geliyor benim için ha. Ne istersin bu elin garibinden günah be. Dut gibi aşık müdürün kızına. Olacak iş mi? Haddini bilsin. Alay etmiyorum. Göreceksin gözünü açacağım o ineğin. Hah getirdin mi sağ ol. Ne demek efendim? Lafı mı olur? Anlamadım. Lafı mı olur? Hoş geldin Selim abi. Hoş bulduk. Bagajda çantalar var. Abi o ne biçim koldu ya? Hasta ettin beni ya. İlyas'ınki de Selim'e açık açık sarkıyor ha. Koca Fenerbahçeli. Kazanova'ya çıkmış adamın adı. Karılar pervane misali etrafında hep. Abi! Ver onları vallahi bana billahi. Sen bir dakika bekle burada. Abi hakem haksızlık yaptı ya. Üç kere bayrağını kaldırdı. Sen hiç ofsayda düşecek adam mıydın abi? Birazdan Nihat'a dikkat etseydi ya.
Habire tekmeliyordu İlyas, kıyarda İlyas, ya. İlyas, gevezeliği bırak da şunları bakkaldan alalım. Tamam abi, abi hakem... Ne var? Aa, abi burada iki paket cigara, bir şişe vodka yazıyor. Ne olmuş? Abi sen futbolcusun. Bunların sana zararlı olduğunu bilmiyor musun? He? Abi yok. Kusura bakma, ben bunları alamam, hadi bana eyvallah. Oğlum ayağımın altına almadan çabuk yok ol buradan. Sana mı soracağım lan ne yapacağımı? Hemen getir bunları yoksa kırarım kafana. Peki, sen hadi bilirsin. Bak şimdi. Bu ikinci kol Selim abinin. Çocuklar hadi gelin bakayım. Hadi. Heh. Abi. Ver bakayım. Al. Ver. Heh. Ver sen de. Ver ona. Koyma ona. Aa. Koyma. Allah sabah Allah. Akşam top peşinde koşan adama bu evde yemek yedirmem ben. Sana yemek yok. Allah ya adam olur bu evde ona kalırsın, yahut da çeker gidersin, tamam mı? Yeter be, illallah artık. Bizim canımız çıksın, Hıyar Elif'in evladı gitsin top peşinde koşsun. Sonra evde bir de yemek ha? İt ol it. Yok yemek. Sen golü atan, gel bakayım. Hadi devam edin. Şah şah şah, bizim takım çok yaşa. Adın ne senin? İlyas. Sen bayağı iyi oynuyorsun, işimize yarayabilirsin. Yani takıma seçildin mi? İyi olmasın. Hadi bizim takıma aldım seni. Çok teşekkür ederim abi. Hemen antrenmanlara başlayacağız. Doğru dürüst bir şeyler getir kendine bir daha sefere. Futbol ayakkabılarını da unutma. Forma da bul, tamam mı? Tamam hocam. Hadi geç oyna. Oyna sana, hadi gel, 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 koş, koş, tamam. Bu alanda hayat var. Doğru hocam. Ne yazıyorsun lan öyle? Şşt, havamı bozma, aşk mektubu yazıyorum. Kime lan? İlyas'a. İlyas'a mı? Ben değil, mektubu Ayşe yazıyor. Ben de katibi oluyorum sayenizde. Ha, Ayşe'nin ağzından mektup yazıyorsun İlyas'a. Aferin lan, nasıl anladın seni gidi seni. Yazık ulan çocuğa, bir şey sanacak kendini. Koca banka müdürünün fıstık gibi kızı bizim kapıcının oğluna aşık olacak ha? Oğlum mektubu sen yazıyorsun, ben değil. İnanacak, inanacak. Salak çünkü, hiç düşünmez. Aşıklık kara sevdalı olacak. Oku bakalım ne yazmışsın. Dinle bak. Sevgili İlyas, sana karşı olan ilgimi mutlaka fark etmişsindir. Senin de benden hoşlandığını biliyorum. Bütün bunlar güzel şeyler. İnsanların birbirini sevmesi ne güzel değil mi? Ne güzel yazmışsın. Dur bak şimdi, asıl konuya giriyorum, dur bak şimdi, bak bak. Ama biliyorsun, seninle aramızda bizi ayıran birçok engel var. Ayrı dünyaların insanlarıyız. Kalbimiz bir ama bizi ayıran çitler var aramızda. Ulan bu çitler olmadı, başka ne yazabiliriz? Kalın duvarlar. Hah, onu öteki mektuba yazarız, dinle. Evet, görüşemeyiz. Konuşamayız belki ama aşkımızı kağıtlara dökebiliriz, değil mi? Evet. Evet. Mektuplaşmamıza kimse engel olamaz. 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 Bunu okuduktan sonra ya kendi yazıp da mektubu kıza o verirse? Onu da düşündük oğlum. Kız bir tek bana güveniyor. İlla Şevket abiye bırakacaksın diyor mektuplarını. Şşt, geliyor. Ben gideyim, dayanamaz gülerim şimdi. Hadi eyvallah. Hadi hadi, güle güle, fırla fırla. Merhaba. 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 Aa Şevket abi, biliyorsun mu? Bilmiyorum. Takıma seçildim.
Hangi takıma seçildin? Aa, aşağı mahallede amatör takım kuruldu, duymadın mı? Çayır Spor. İşte onun seçmeleri vardı. Beni de çok beğendiler. Ya. Ulan ne biçim adı var bu takımın? Çayır Spor. Bana bak, bir ineklik etmiyorsun değil mi? Aa, saçmalama abi. İyi takımdır. Haftaya hemen antrenmanlara başlıyoruz. Gerçi malzeme, ayakkabı filan lazım olacak ama Allah kerim, ne yapalım? İlyas. Efendim? Sana öyle bir haberim var ki. Ne haberi? Çok sevineceğim bir haber. Söylesene. Ama müjdemi isterim ha. Ama çıldırtma adamı abi, söyle. Mektup. Ne mektubu? Sana. Kimden? Ondan. Ondan mı? Ondan ya. O bana ya. Sana. Bana. O yazmış. Ya, Ayşe sana mektup yazmış. Getirip bana bıraktı, sana vermemi söyledi. İlyas, okusana ne yazmış ya? Ha? Mektup yazmış. Ondan. Beni seviyor. 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 Bir mektup yazmam lazım. Evet. Ne oldu? Gene mi sesin kısık? Mektup. Mektup mu geldi? Gelmedi. Gidecek. Kime? Şevket'e değil mi? Ay, deli olacağım. Ne bileyim ben? Doğru. Sen bilmiyorsun değil mi? Ben de ne aptalım ama. 50 sefer sorarım. Şimdi götürüp veriyorum Şevket'e. Ver. Ne vereceksen ver. Kime vereceksen ver. Ay, deli olacağım şimdi. O da heyecanlandı. Biliyorum. Ben sana layık değilim. Bana İlyas diye seslenmen yeter. Ben bununla avunurum. Elim eline değmese de olur. Gönlümüz bir olsun, yeter bana. Ulan ne mütevazıcılık. Ayşe ya, bunları duysa hırsından çıldırır vallahi. Şimdi onu bırak, şimdi bırak. Dinle, gel. Seni canından, kanından ve her şeyden çok seven İlyas'ın. Oo, seninki neredeyse gerdiğe girecek maşallah. Hemen cevap yazacak mısın? Aa, dur bakalım. Ayşe Hanım'dan mektup almak o kadar kolay mı? Birazcık içinin yağları erisin hele. Ha, ulan ne ineksindir sen. Bak şimdi, sen Ayşe'sin, ben de İlyas. Bir kaptıracağız, ikimizden geldiği gibi konuşacağız. Ben mektubu onlara yazacağım, tamam mı? Başlıyoruz. Ayşe. İlyas. Oh canım sev... Oh canım sevgilim, öldü öleyim. Yoluna serileyim. İlyas ölme. Ölmem Ayşem, ölmem. Sen hayattayken ben nasıl ölürüm değil mi? Sensiz hayat... Ne bakıyorsun lan, ayı mı oynatıyoruz burada? Ya koskoca adamlar, utanmıyor musunuz siz? Şevket abi. Aa, kim gelmiş? Ne oldu, aldı mı? Mektubu mu? Aldı, aldı. Ne, bir de ne utandı yaptın? Ki sorma. Başka, başka? Önce şöyle bir okudu, sonra heyecanla çantasına koydu mektubu. Niye? Başkası mı vardı dükkanda? Olur mu, başkası varken ben verir miyim mektubu ya? Belki ya, bir şey demedi mi? Aa, dedi tabii ya. Bir paket turşuyla bir eti bekledi, hay Allah. Heh, al bakayım şunları. Ya yok Şevket abi, ele değil, bana bir şey dedi mi? Ha. Oğlum öyle açık açık olur mu? Ne diyecekse yazar mektupta değil mi? Peki ne zaman yazar acaba? Ama sen de amma sabırsızsın ha. Dur bakalım, yeni aldı daha mektubu. Biz de bekleriz. Ha şöyle. Azıcık sakin ol oğlum. Herkes anlayacak olanları. Ha, abi ben şimdi gidiyorum. Mektup gelirse bana haber ver, tamam mı? Tamam, tamam. Hadi. İlyas! Bir hafta sonra alıp getirsene oradan.
Cici kız, abla nerede mi? Aa, gazeteyi mi getirdin benim? Yok sen dur, sen ablanı çağır, ben ona vereyim daha iyi olur. Abla, kapıcı gazeteyi sana verecekmiş. Efendim, İlyas dediniz, gazeteniz hemen geldi. Teşekkür ederim. Asıl ben size teşekkür ederim, beni memnun ettiniz. Tamam, gazeteyi alayım. Ha, gazete. Ayrıca gazete istediğiniz için teşekkür ederim. Ben de getirdiğiniz için teşekkür ederim. Yok, olur mu? Asıl ben size teşekkür ederim. Ay, peki peki, sen kazandın. Ver gazeteyi hadi. Teşekkür ederim, sağ olun. Ay, delireceğim. Üf, ne salak herif bu Allah aşkına. Formaları nereden aldın İlyas? Fenerli Selim'in. Çok kral arkadaşımdır. Şu ünlü Fenerli Selim mi? Evet. İyi ya. İlyas'ı gördün mü? Yok, görmedim. Yine yok oldu İtoğlu İt. Maç falan mı var? Hala öğrenemedim. Pazartesi günü maç mı olur ha? Aman örgeneceğim de ne olacak? Salak salak top peşinde koşmanın günü mü olur? Ana, nasılsın? İyiyim yavrum. Ne pişiriyorsun? Pırasa. Ana. Hı. Babam nerede babam? Nereye gitti? Kayfaya mı gitti? Benim için bir şey dedi mi? Buradayım lan. Gene toptan da gelme. Baba. Babanın canı, ayakkabıları da çıkarmamışlar. Burası ahır mı? İç oğlu içse seni, Allah cezanı versin. Unutmuşum baba, hemen çıkarayım. Her gün top, 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 iç oğlu iti. Haydi balon, bebelere balon. Alsana şunları. Tamam abi. Baloncu, bebelere evet, balon. Buyur. Evet. Buyurun. Geçin şöyle. Ben alayım onu. Sağ ol. Ne içiyoruz bakalım? Viski, viski. Tamam. Geçin şöyle, sen de şöyle otur. İlyas, bana bak. Sana zahmet, bize şuradan iki şişe viski alır mısın? Ben viskinin nereden alınacağını bilemiyorum ki abi. Sen al şu parayı bakayım. Kafamı bozma da yaylan bakalım. Selim'cim, haftaya Adana'da deplasmandaymışsın. Evet. Sana baskına geleceğim. Beklerim canım. Otelin adresini bildiririm sana. Ya Şevket abi, bunlar ne biçim sporcular ya? Kim? Ne oldu gene İlyas? Selim abimgil. Viski istiyorlar, iyi mi? Viski damarları açarmış, duymadın mı? Abi benim bildiğim damar açmak, adale açmak antrenmanla olur ya. Sana ne oğlum? İsteyen antrenmanla açar, İsteyen viskiyle açar. Sana dert mi? Peki ben bu damar açıcı ilacı nereden bulacağım? Eczaneden. Dur oğlum dur dur. Eczanede ne arar? Çık ana caddeye, gir bir şarküteriye, orada bulursun. Ya nereden? Oğlum! Futbol uğruna katlanacaksın artık. Yavrum benim, seni Adana'da onbaşılara götürdüm. Harika. Bir dakika. Geldim. Oo aslanım benim, bakalım ne almışsın. Markası da iyiymiş ha. Al. Selim abi. Abi senin iki gün sonra maçın yok muydu? Peki. Var, ne oldu? Selim abi, anladık, viski damarlarını açıyor. Peki bu karılar neren açıyor? Ulan sen benim başımın belası mısın be? Ben antrenörden çekmiyorum senden çektiğim kadar. Bana bak, muhabbetin işine iyice etmeden al voltanı bakalım hadi. Bırak şimdi işi. Bizim oğlan yine destanlar döktürmüş. Alev alev yanıyor içi. Ne yazmış, ne yazmış? Cevabınızı iple çekiyorum. O güzel yüzünüz, ipek saçlarınız geliyor gözümün önüne. Biliyorum o saçlara dokunmak yasak bana. Ama ufacık bir tutam da olsa, benim yanımda olsa.
Açık açık saçlarından bir tutam istemişti. Aa, niye istemesin? Ne yani, şimdi saç mı bulacağız İlyas koklasın diye? Tabii, niye olmasın? Aç bakayım kafanı. Olmaz, olmaz. Usta! Usta, karşıki apartmandan 3 kilo kıyma ile 2 kilo büftek istiyorlar. Bir dakika Rıdvan. Evladım. Çocuğum. Gel buraya. Gel evladım. Gel çocuğum, gel, gel. Gel, şöyle. Abi, ben sana ne yaptım? Ulan biraz açık galiba. Ya açık biraz. Koyusun nereden bulacağız işte, idare etsin bunlar canım. Aa. Güzel güzel. Rengi de tuttu, iyi canım. Ne oldu, ne var? Bir emriniz var mı diye soracaktım da. Bir şey mi var İlyas? Yok, bir şey istiyor musunuz diye soracaktım ben. Annen temizliğe gelecek öğleden sonra. Deterjan filan lazım, alıver olur mu? Hemen getiriyorum. Bu çocuk klinik vakka, bir hastaneye yatırmak lazım. Özür dilerim hocam, geç kaldım. Antrenmanları aksatmak olmaz İlyas. Özür falan dinleme. Babam hocam, zor atlattım da geldim. Babam mı? Ne ilgisi var onunla? Olmaz olur mu? Babamı tanısaydınız anlardınız. Buraya geldiğimi duysa öldürür halim Allah. Öyle şey olur mu ya? Koskoca adamsın. Babanla ne alakası var bunun? Geç bakalım Tosbe. Tamam hocam. Hop, bir dakika, nereye? Baba! Babanın canına başlatma şimdi, eşeğer! Apartman. Hop, hop, ne oluyor, ne oluyor? Çocuğumu dövüyorsun be! Sana ne lan? Döverim de, söverim de, benim suçum! Yürü, iç olayım! Beyefendi, ayıp olmuyor mu yani? Çocuğunuz olsa bu yaşta birinin sopayla dönmek, ha? Apartmanda hisleri 100 kuruya, gel buraya topa kaçar. Ne ayıp mı oluyor? Manyak gibi top peşinde koşmak ayıp olmuyor. Dayak yemek mi ayıp oluyor? Apartmana yürü. Yürü, belini kırmaya geç şimdi. Yürü. Ayıptır ayıp, yaşından başından utan be. Manyak mıdır dedir bu herif. Hadi hadi, oyunuza devam edeceğiz hadi. Yahu hiç şansları yok mu? Birkaç dakika olsun görüşseler. Görüşsünler mi? Tabii ya. Hakikaten ya, çok insafsız davrandım çocuğa. Bak şimdi bak, dinle. Evet, gece 11'den sonra herkes yatar. Pencereye taş atarsan çıkarım konuşuruz. Evet. Bak gördün mü, senin istediğin oldu. Ya babası da uyanırsa kızın? Ya oğlum işte, babasından eşek sudan gelinceye kadar bir dayak yer, bu da ona ders olur. Gece yarısı ne yapıyorsun böyle? Pencereye taş atıyorum. Anlamadım. Ayşe çıkınca iki çift laf edeceğiz. O mesele. Aman babasına dikkat et. Hadi bana eyvallah. Hadi yürü. Ulan ne zamparı. Abi yürü yürü yürü.
Bakalım ekmeğe ha. Oo, muhabbet kuşumuz geldi. Gel gel buyur gel. Anlat bakalım, anlat bakalım, anlat bakalım. Dün gece neler konuştunuz kumrular gibi ha? Bırakma Şevket abi. Şu turşuyu açsana. Bırak şimdi turşuyu oğlum. Anlat ne oldu ha? Ne anlatayım abi? Neredeyse yakaya ele veriyorduk. Şu turşuyu açsana. Bırak oğlum şu turşuyu. Anlat ne oldu anlat. Abi taş biraz büyük geldi de. Şu turşuyu açsana ya. Bırak lan şu turşuyu. Taş büyük geldi de ne oldu? Cam kırıldı. Peki babası falan fırlamadı mı dışarı? Yok bana abi bak ya. Camı benim kırdığımı anlamadılar bile. Anlamadılar demek. Yakalayamadılar demek. Allah Allah. Abi ben bu turşuyu al, alıyorum. Al gitme. Hadi şu dördün. İlyas. Buyur hocam. No, baban şereflendirmedi bugün antrenmanımızı. Abi burada olduğumu bilmiyor ki, hala gidiyorum diye çıktım. Artık döndüğümde ne olur Allah bilir. İlyas bak, sen çok iyi bir futbolcu olacaksın. Buna inanıyorum. Sağ ol Numan abi. Ancak iyi çalışırsan, her maçta da oynarsan. Abi elimden geldiğince gayret ediyorum. Bu arada birinci lig maçlarını da mutlaka izlemelisin. Her hafta gidebiliyor musun? Babamı biliyorsun, biraz zor. Üstelik para da yok. Sana İnönü stadında bir iş bulurum. Hem maçları bedava seyredersin, hem de üstüne para alırsın. Ne dersin? Numan abi. Statta ha. Canıma minnet. Hadi koş bakalım koş. İlyas, ne işin var senin burada? Abi, top topluyorum. Aferin be. Peki abi, sen ne yapıyorsun da yedeğe mi düştün? Ne yapalım, sözünü dinlemedik senin, işte yedekteyiz. Tabi abi, ben söyledim sana. Karılar, içki, mitki bilmem ne. Yine başlama lan ukalalı, hadi sen top topla, hadi. Kim o? Ben geldim. Lan. Nereye sıvıştın gene lan? Hani Nusret var ya, badanacı, ona gittim yardıma. Her iş bitti de şimdi ona buna yardım etmek mi çıktı? Boşa gitmiyoruz baba. Yevmiye vereyim. O zaman başka. O senin yevmiyen 500 liraya değil mi? Haftaya yine iş varmış. Kesinleşince çağıracaklar. Hey hey. Geç hele hadi. Birine mi baktınız? Futbolcu Selim bu apartmanda oturmuyor mu? Evet. Ama evde değil. Az önce arkadaşları geldi, onlarla gitti. Bu Selim'in arabası değil mi peki? Nerede? Ha, araba. O arkadaşlarının arabasıyla gitti. Of. Ne zaman gelirler acaba? Hiç belli olmaz. Ne yapacağız şimdi? Kapıda oturup bekleyecek halimiz yok ya, yürü gidelim. Zehir ettiler gecemizi. Bilseydim böyle yapacağını hiç söz vermezdim vallahi. Ayol belki de bir işi çıkmıştır. İstersen bir ara ha? Dur kız bir arayayım. İyi akıl ettin. Alo? Beyefendi teşrif ettiler demek ki. Ayla sen misin? Sesimi unutmadın demek. Neredesin kız? Aa! Sen neredesin esas? Çekip gitmişsin bizi beklemeden. Kim? Ben mi?
İki saattir sizi bekliyorum burada. Nereden çıktı şimdi bu? Biz geldik sana. Evden çıktı dediler. Yo, hep evdeydim. Yahu kim dedi size bunu? Ne bileyim. Genç biri, kapıcı herhalde. Önümüzü kesti, senin gittiğini söyleyip içeri bile sokmadı bizi. Ya. Aa, Selim abi gelmiş. Hoş geldin Selim abi. Abin evde mi lan? Evet. Çağır çabuk gelsin buraya. Abi! Selim abi gelmiş. Seni çağırıyor. Ne? Selim abi mi gelmiş? Selim abi, hoş geldin. Sen benim bekçim misin lan zibidi? Sana mı kaldı benim namusumu korumak ha? Abi, Selim abi. Bana gelen gidenlere karışıyorsun sen ha? Bir daha tekrarlarsan canını okurum. Adama bak ya. Hop dedik, senin başka işin yok mu lan ha? Ne oluyor da Selim Bey? Ne oluyor? Bir daha böyle bir iş yaparsan ben seni parçalarım lan, anladın mı? Bu senin oğlan benim arkadaşlarımı kapılardan çevirip geri yolluyor. Doğru mu lan? Ama Selim abim formsuz kaldı baba. Üstelik bir kadın olsa neyse. İki kadın birden gelince... Sana mı kaldı lan milletin formu? İt ol için evladı. Namussuz. Seni kapıya bekçi mi diktik lan? Gel lan! İt ol için çıkardı terbiyesiz herif. Kapıda çöpler bekliyor. Bu da gitmiş el alemin kapısında karı bekliyor. Terbiyesiz. Oğlum, çiçekleri buraya koyuyorum, güneşlensinler tamam. He? Kolay gelsin. Sağ ol. Aa! Ah! Ne güzel menekşe bunlar. Çok beğendiniz mi? Bayıldım. Ne güzel, ne güzel şeyler bunlar. Al, beğendiysen senin olsun bu. Aa, hiç olur mu öyle şey? Niye olmasın? Senden kıymetli mi? Ne yapayım ben bu çiçekleri? Artık bu senin oldu. Bir çiçeğin lafı mı olur? Bir dakika, bu çiçeği de size verebilirim. Aldım ya, teşekkür ederim. Oo, mahallenin en güzel kızı da buradaymış. Dalga geçme. Gerçekler dile gelmeli değil mi? Ne tarafa gidiyorsun? Götüreyim seni. Ama zahmet olacak sana. Aa, ne zahmeti canım? Taksim'e gidiyorum. Tam yolumun üstünde, hadi gel. Abi, gördün mü başıma gelenleri ya? Ne oldu, ne var ya? Selim, abi dedik bağrımıza bastık. Adam hiç çekilmeden sevgilimize göz koyuyor. Yok be, sen de abartıyorsun ha. Selim kardeşi gibi görür Ayşe'yi. Hem sonra Ayşe de iffetli kızdır. Senin yanında çekilmeden arabaya bindiğine göre... ...o da hiçbir kötülük görmüyordur bu durumda. Ya. Hem sonra Ayşe otomobille filan tavlanacak kız mı yani? Ha, takma kafana, takma kafana! Hadi, hadi! Hadi! Geldim, geldim! Bir saattir kapı tekmeliyorum, açmıyorsunuz. Çay yapıyordum oğlum. Benim öbür çiçeğim nerede? Öbürü ne? Hangi çiçek? Mor çiçekli menekşe. Mor çiçekli menekşe? Aha! İki taneydi, biri çiçekli. Öyle miydi? Yo, bir taneydi. Bir tane miydi? Olur mu? İki taneydi. Ha, çiçekli, mor çiçekli. Sorma, onun başına bir kaza geldi. Saksıyı mı kırdın yoksa? Saksı? Kırılsa gene iyi. Çok fena, çok. Ay deli olacağım, söylesene. Şey oldu...
sırtımı döndüğümde... ...hani sütçünün eşeği vardı ya... ...o geldi hepsini yedi. Saksıyı da mı? Onu da yedi. Bunu da elinden zor aldım. Ben dedim ulan eşek... ...oğlum yiyecek başka bir şey bulamadın mı dedim. Ama herif anlamıyor. Hayvan. Hem de hayvan oğlu hayvan. Bak bunu aldım. Vay benim orman eşeklerim vay. Futbol işleri pek iyi gitmiyormuş ha İlyas. Sorma Şevket abi ya. Tam antrenmana başlamıştık gibi bir de baktım karşıdan deli danalar gibi babam geliyor. İşte gördüğün gibi yaralı elindeyiz. Futbolda kaybeden aşkta kazanırmış. Aman Şevket abi de nerede o şan? Ya. Mektup mu var yoksa? Ya, kebabı ne zaman yiyoruz? Tamam söz abi. Hemen ısmarlayacağım. 1,5 porsiyon ama. 1,5. Tamam ver. 1,5 ama 1,5. Abi ver tamam 1,5. Tamam. Aç bakalım ne yazmış. Bakalım. Bak bak. Selim'in arabasına bindiğim için inşallah beni yanlış anlamamışsındır diyor. Demiştim sana. Görüyorsun ne düşünceli kız değil mi? Ayrıca Selim benim için sadece bir abidir. Heh. Bir tek ben. Bir tek ben varmışım gönlünde. Allah muhabbetinizi arttırsın ne diyelim. Hadi oku oku bakalım oku oku ne diyor. Fatma Hanım bizim kızın odasını temizleyiver olur mu? Peki anam temizlerim. Küçük Hanım odanızı temizleyecekmişim. Evet. Ne olur çabuk bitir olur mu? He. Bu benim beden kişem. Ay, ay, of, of, eminim. Nedir bu anahtarlar, nedir bu ana... Parmağım... Selim abi. Abi ya, ne oldu? Bu yer kayıyor ya. İşte, no. Abi İlyas, sen ne tutun haber? Oğlum ha. Tutun. Ne haber ya? Ne işin var senin? Sıkı tutun. Abi. Tutun. Ben şimdi seni odana kadar çıkarım. Abi sıkı tutun. Dur, sen şöyle otur. Ay. Ben şu şeyi yakayım da dur. Ya. Oo, İlyas Bey de buradaymış. Ne haber? 2,5'luk ne haber? Anlat bakalım ha. Abi, iyiyiz işte ne yapalım? Geçinip gidiyoruz işte. Yok, geçinip gitmek yok. Geçinip gitmek olmaz. Çalım atıp gideceksin. Tamam. Karşındaki çok zorluyorsa çelme atıp geçeceksin. Tamam abi, tamam. Tamamsa tamam derim. Tamam. Bana bak, ayıp değil mi lan karşımda içmeden duruyorsun? Sen dur burada ben sana içeri abi getireyim. Dur. Boynumu kıracaksın. Kırarım lan omuzunu senin, tamam mı? Dur şu buzdolabını açayım. Evet. Şurada. Ne alıyorsun Selim abi? Ne bir alıyorsun? Bir şişe içki koyacağız abi. Tamam mı? Bir bardak da abi sürahi. Dur dolabı kıracaksın dur. Kırarım lan omuzunu. Şimdi otur geç bakalım karşıma, seninle biraz demleneceğiz. İki erkek içelim bakalım nasıl oluyormuş. Abi evet, yine ne dolduruyorsun? Koyuyorum ulan. Sen ne biçim futbolcusun be? Futbolcu olmadan içmek yok tamam mı? Futbolcu adam içer, hadi diple bakalım. Abi kur, ne olur ben. İçim. Hadi evladım içmeden olmaz bu işler hadi. Oh. Hadi bakalım iç şöyle aslan gibi tamam hadi iç işte. Acı ya. Hadi iç iç. Oh parmağında yüzükler kollumda bilir. Söylesene lan sen de. Oy oy Emine nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler. Parmağında yüzükler, kolunda bilezikler. Ben sana dolanayım, oy. Selami, zil çalıyor. Hadi kalk bir yolda bakıver, hadi. Bir rahat uyku vermezler adama be. Gece yarısı ne çalarlar bu zili yahu. Geldik.
Oy oy Emine, nedir bu güzelliklerin? Abi, yasak iş. Ha, yasak mı? Evet, koca banka müdürünün kızıyla kapıcı Selami'nin oğlunun aşkı. Ne saçma değil mi? Ama bir sefer yazmış bir yazan bu yazıyı. Kim yazmış bu? Boş ver be abi ya. Şunu ver de biraz daha içelim. Oğlum o armut şişe burada. Oğlum içki bunun içinde, armut da değil. Burada. Oh gel oy, gel. Oy Emine. Oy oy oy. Emine. Ha ne Emine'si ya? Ayşe. Ayşem Ayşem ne güzelsin Ayşem. Umudum her şeyim. Çok güzelsin Ayşem. Sevdalandım, sevdalandım, sevdalandın sevdalandın. Gel Gümüle gel. Gel Gümüle gel. Gel Gümüle gel. Abi bak. Başka büyük yok. Tamam mı? Yok. Eğer başka varsa. Yok oğlum. Adam gibi konuş. Abi bak ben şimdi sahaya çıkıyorum. Gol atmam lazım iki tane. Rakip. En büyük fener! Yok en büyük fener! Başkanım! Yukarıyı duymuyor musun kardeşim? Yukarıda zelzele oluyor, zelzele git şunları hadi sustur! Abi. Hadi! Git şunları sustur diyorum sana! Uyumak istiyorum ben! Uyumak! Ayşe. Nedir bu çekeceğimiz ya? Ne oldu işte be? Ayşe! Başkanım yok! En büyük! Oy Emine! Başkanım yok! Oy Fener, en büyük, başka eşe yok. Sevdalandım, sevdalandım. Oy Emine, sevdalandım, oy oy Emine. Ben sana sevdalandım, oy oy, sevdalandım, en büyük Fener, başka büyük yok. Aç kapıyı. Selim Bey, bu gece... Beşiktaşlı Kovacevic, gel gel, iki teken kafayı hoş edersin. Gel ya, ısrar edin, gel Allah Allah, gel. Allah'ın cezası, ya. Bu ne hal Allah'ın cezası? Aa, beni kaybettin Selami. Kaybetsin, geber. Hiç yakışmadı. Allah'ın yakışmadı. Cezası, gel buraya. Aa, faul yaptın ama, faul yaptın moruk. Oğlum hadi ya. Aa, sevdalandım, sus. Sevdalandım. Allah. Sevdalandım, sus. Sevdalandım. Apo! Ben iki elli direm kişnişim, kişnişim. Ayşem Ayşem benim güzel. İki sıfır kalsın. Boş ver. Dur hadi. Tamam tamam açtık. Oo, bakın kimler gelmiş. Şey, uyandırmadım inşallah. Yok canım, insan bu saatte ayakta olmalı zaten. Gelsene. Akşam bir şeyler olmuş da, nasılsın diye bir hatırını sorayım dedim. Çok iyi yaptın. Biraz akşamdan kalmayayım, hepsi o kadar işte. Geldi içeride hatırımı sor, daha iyi olur. Hadi gel. Ama... Gir, gir canım, gir. Otur bakalım. Öyle kuru kuru hatır sormak olur mu hiç? Ah, Selim abi! Abilik mazide kaldı. Yapma! Bıktım bu oğlanın randevu istemelerinden. Ne olur buluşalım, ne olur buluşalım. Atlata atlata bir hal oldum ki sorma birader. Hem deli gibi seviyorum diye yaz, hem de buluşturma. Yutmaz artık bunu. O zaman daha ağır bir şeyler yazmalıyım. En iyisi kesip atmalı bu işi. Çıldırır. Ama üslubun da olacak tabii. Ha bak şöyle yazayım. Ya hep benim olursun ya hiç. Eğer seni alamazsam kendimi öldüreceğim. Ya da seni hatıralarımdan sileceğim. İyi mi? Ne olacak şimdi? İki şık var. Birincisi ya bu işten paşa paşa vazgeçer. Ya ikincisi? Anasını babasını yollatıp Allah'ın izniyle istetir. Yok dede. Evet tabi. Ana! Ne oldu söylesene? Ne söyleyik? Koca banka müdürünün kızını isteyecek kadar bunamadık daha. Ana!
İyisin mi sen bu sevdadan vazgeç oğlum? Hem doğrusu da bunu... Peki Ayşe de mi böyle düşünüyor? Bilmem, o duymadı konuştuklarımızı. Anası nereden bilsin kızının gönlünde olanları? Elbette böyle konuşacak ya. Anacığım ne olursun isteyelim şu kızı Allah'ın emriyle. Deli misin sen oğlum, haddini bil. Hem baban duymasın bunları. Dayaktan imanını gevretir, suyunu çıkartır ona göre. Anladın mı? Ama ana! Anası maması yok! Bundan sonra gayrı mektup da yok. Bir sezeyim vallahi anında babana söylerim ha bilmiş. He! Ulan her gün top oynayacağım. İlyas! Gel, gel! Buyur abi. Bu maça çok iyi hazırlanmalıyız biliyorsun. Abi biliyorum da babam çok sıkıştırıyor bugünlerde. Buraya bile badanaya diye geliyorum. Bir duysa öldürür halimallah. Tam da en önemli maçlar var abi, hiç iyi olmadı ya. Ne yapabilirim ki? Mutlaka bir çare olmalıyız. Ne peki, ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Buldum. Ne? Her yerde antrenman. Nasıl? Müthiş bir şey. Her yerde antrenman. İlyas gel. Buyur abi. Üçüncü kümeden birileri gelmiş seni transfer etmek istiyor. Seni onun için çağırdım. Çok iyi oynadın. Tamam abi. Tamam Numan abi, anladım. Babandan ve sıkıntılarından belki böyle kurtulursun. Hadi koçum, görüp göreyim. Tamam abi. Şu Fenerbahçe formalı çocuğa dikkat edin. Yürü, yürü. Nasıl çocuk? İyi, çok iyi. Nasıl ha? Dehşet. Babası problemli. Çocuğun top oynamasını istemiyor. Ancak profesyonel olursa çocuk babasından kurtulacak. Deli misin sen? Çocuğun oyununa baksana. Babasıyla konuşup mutlaka transfer edelim. Kesenin ağzını açacaksınız. Açacağız da. Tabii. Güzel. Çok güzel. Ne o? Baba! Ne saklı sen orada lan? Ne saklı sen dedim? Şey baba! Ne? Bir dakika! Ne? Ver onu bana! Ver lan! Çakacağım şimdi! Haa! Güzel! Artık sana iyi bir ders vermenin zamanı geldi! Baba! Ne olur vurma! Yok, bu sefer vurmayacağım!
İşte o kahrolası futbolunun, o salak oyununun her şeyi bir bir duman oluyor. Seni de bir daha yakalarsam kesin duman edeceğim. Artık burama kadar geldi lan. Bir daha futbol kelimesi yasak, anladın mı? Yasak, anladın mı? Tamam mı? Tamam. Şimdi üst kata çık, bacaları temizle. Ceketin de çıkar. Biraz kurum yutarsan aklın başına gelir. Hadi ceden ulan, durma lan! İt ol iti! Kapıcı dairesi herhalde aşağıdadır. Yani... Buyurun. Kimi istediniz? Selami Bey'i aradık. Benim ha, ne olacak? İlyas sizin oğlunuz değil mi? Evet. Ne olmuş ki? Oğlunuz büyük bir futbolcu Selami Bey. Yok yok. Gerçekten öyle. Bir ara seyrettik, enfes bir stili var. Allah Allah. Öyle mi? Böyle bir oğlunuz olduğu için iftihar etmelisiniz Selami Bey. Boşlatmayın iftiharımdan. O hıyarı övmeye geldinizse... Hadi gidin buradan! Yanlış anladınız bizi. Beyefendi, oğlunuzu transfer etmek istiyoruz. Çelik Spor'a, profesyonel olacak. Hiçbir bokum olmayacak! Çelik Tengil Elmas olsanız gene işlemez! Hadi gidin buradan, hadi yallah! Beyefendi, anlamadınız bizi galiba. Anladım, çok iyi anlamışım! Yoksa oğlunuzun para kazanmasını istemiyor musunuz? Hı? Ne parası? İlyas'ı herhalde bedava transfer etmeyeceğim.
futbolcu oldu. Gel seni döpeyim baba. Yavrum. Baba. Oğlum canım yavrum. Futbolcu oldum. Futbolcu oldum. Bela. Futbolcu oldum. Bela oldu. Futbolcu oldum. Oldu. Futbolcu oldum. Evet, bu işte bitti. Hayırlı olsun. 1 milyon. Baba gel öpeyim. Futbolcu oldum. Selami, bu ne? Ne olacak, renkli televizyon? Bizim mi? Tabii bizim. Aldık, çalmadık ya. Çok paradır bu ama. 12 taksit yazmış. Oğlanın durumu iyi, habire gol atayım. Her golde bir taksit versek oldu bitti, tamam mı? İyi dedin de şöyle alın ha. Aman dur. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Aman bir şey olmaz. Yavaş yavaş. Korkma. Şöyle. Merhaba. Ooo, İlyas gelmiş. Ne bu, renkli televizyon mu? He ya. Peki video yok mu? Video, o da olacak sayende. Olur, merak etmeyin. Pek keyfin yok senin. Ne oldu abi, bir şey mi oldu? Baba, bu ayağıma bir şey oldu ama ne oldu anlamadım. Ayağına bir şey mi oldu? Eyvah, kıpraşma onu, kıpraşma. Hanım, sıcak su getir. Oldu. Aman, kıpraşma yavrum. Kıpraşma gel. Baba bir şey yok ki kurban. Kıpraşma yavrum. Baba gel, bir şey... Oturun, ha. Anlamazsın böyle işte. Baba! Sus! Sen anlamazsın be bana kadar. Dur şuan, ha. Baba! Dur onu, şimdi ben yumuşatırım, sen merak etme. Ya ha, baba! Su geldi, hadi. Baba, canına başlayacağım. Çıkar. Ya ha. Baba, yok kurban. Ya, şimdi geçer. Hadi. Suyla sıvazla alayım. Sıvazla. Oh, bak gördün mü? Sıvazla. Baba! Sus babanın canına! Ya. Sana 1000 defa söyledim, nazar boncuğunu unutma de. Ya! Kem gözün şakası olmaz. Baba kurban olayım. Burası yumuşuyor. Dur be yavrum, başlayadan babanın canına şimdi ya. Baba! He! Ne var? Baba öbür ayağımdı. Öyle mi? Neyse yani yok, bir de nasıl olsa burkulur bu da. Şimdiden tedavi ettik, ver öbürünü şimdi bana. Hadi. Çıkalım, gel yardım et. Hadi. Asıl şuna, hadi asıl. Ooo, bakın kim gelmiş. Nasıl hatırladınız Şevket abinizin yolunu ha? Dalga geçme abi be. Maçlardan, antrenmanlardan zamanımız olmuyor ki. Sabah çıkıp akşam dönüyoruz. Feder Bey'le de aranız iyi maşallah. Ne zamanki profesyonel olduk, o zaman iyi oldu işte. Şevket abi be. Senden bir ricam var. Söyle İlyas'cığım, ne var? Şu mektubu Ayşe'ye, yani... Ya öyle mi? Ya... Teşekkür ederim Hüseyin abi. Afiyet olsun. Yandık, yandık kardeşim, yandık! Hayrola ne oldu? Bizim oğlan evlenmek istiyor. Biti kanlandı. 3-5 kuruş para görünce kendini bir şey sandı. Anasını babasını gönderip istedecekmiş. Ya verirlerse? Yok deme. Banka müdürünün kızı. Evet. Anşa. He. Seninle. Evet, benimle. Neden olmasın? Bizim aileye layık bir kızdır. Yaşa baba! Mesele o değil. Kızlarını kapıcı çocuğuna niye versinler? Teessüf ederim sana. Kapıcı olduysak insan değil miyiz? Soyumuz sopumuz belli. Sonra... Şunun şurasında az buçukta milyoner sayılırız, değil mi? Kızın haberi var mı? Haberi var mı da söz mü baba? Ne zamandır mektuplaşıyoruz? Ulan az zampara değilsin köfte or. Annemle babam akşam size geleceklermiş. Gelsinler mi? Peki kızım, gelsinler. Kimmiş? Kapıcının kızı, akşam bize geleceklermiş. Anlamadım, bize mi? Oturmaya mı geleceklermiş? Ay, kapıcılar mı gelecekmiş? Anlayamadım ki, kapıcı bize geceliğin niye gelir? Oğlan futbolcu oldu ya...
Biraz paralandılar şimdi. Bizim banka konut kredisi veriyor ya, bunlar kredi almaya gelecekler. Kapıcılara mı kaldı artık kredi almak be? Öf! Akşam televizyonda da ne güzel dizi vardı. Beni hala pijamayla dolaştın ise. Bu pantolonu mı giyeceksin bey? Tövbe tövbe! Sanki 10 tane pantolonum var. Baba şeker geldi mi? Topu bir tane, Hasan almaya geldi. Sen şu kravatı bağla bana. Baba şeker! Oy, aferin yavrum, aferin. Ay anne, şu kapıya baksana, onlar galiba. Ya açsanıza kapıyı. Buyursanıza içeri. Merhaba, biz geldik. Merhaba. Merhaba. Çıkartmayın, çıkartmayın. E hiç olur mu? Ya çıkartma, çıkartma. Yarın nasıl olsa ben temizleyeceğim. İyi. Buyurun, geçin şeker öpeyim. Şeyler buyuralım biz. Otur hele. Ya siz de otursanıza, ayakta kaldınız. Ayıptır sorması, hanım kızımız evde yok mu? Biraz rahatsız da. Ah, geçmiş olsun. Mühim bir şey değildir inşallah. Yok, grip. Yarına geçer. İyi, iyi. Efendim, esas meseleye gelelim. Mutlu bir iş için geldik. Hayırlı bir iş için. Hayırdır inşallah. Efendim, kızınız Ayşe'yi Allah'ın izni, peygamberin kabulüyle sevgili oğlumuz İlyas'a istiyoruz. Yanlış anladım galiba. Ayşe mi dediniz? Evet. Ayşe'yi İlyas'a istiyoruz. Ulan siz manyak mısınız be? Siz kim oluyorsunuz da utanmadan benim kızımı istiyorsunuz? Defolun evimden! Haddini bilmezler, utanmazlar, manyaklar! Defolun evimden çabuk terbiyesizler! Ne oluyor anne? Seni istemeye gelmişler. Aa, anne! Ayşe! Olamaz! Terbiyesiz herifler, çıkın dışarı! Hala Ayşe diyor! Çıkın dışarı! Sizi içeri alanda kaba, çıkın dedim! Ama Enver Bek! Enver Bek'im be, çıkın dışarı, çıkın! Sizi içeri alanda kaba, defolun! E çocuklar birbirlerini deli gibi seviyor, bir şey ederim! Davul bile dengi dengine çalar be! Çıkın dışarı, defolun! Defolun! Hiç böyle şey gelmemişti başıma Ayşe, ya! Defolun! Defolun evimden! Ayşe baba! Ayşe! Anneciğim! Hala konuşuyorlar be! Sizi. Allah! Öldüreceğim! Biliyordum! Öldüreceğim! Ben seni kaçıracağım söz! Kaçırma! Babam vermese bile! Bakmarız, parayı alırız! Baba bırak! Yarıcam, yarıcam! Baba! Baba! Öldüreceğim! Gel! Demek babasının öyle hakaret ederek bağırdığını görünce kızcağız dayanamadı, hasta yatağından kalkıp içeri geldi, öyle mi? Evet abi. Hadi anlat, anlat, geç şuraya anlat. Anasından durumu öğrenince, beni İlyas'a vermezseniz kendimi öldürürüm diye bağırmaya başladı. Bir dakika, bir dakika. Şimdi bu son sözü söyledi mi? Evet abi, kendimi öldürürüm dedi. Kız hırsından her şeyi kırdı içeride. Ne kadar vicdansız insanlar var dünyada, değil mi Şevket abi? Ya vallahi, pes vallahi. Hele sizin gibi kumrular gibi sevişiyorsa insan... Değil mi abi? Şaştım ki o kadar olur yani. Hayret. Hay yaşlanım. Hadi benim yavrum, yaşa bir tanem benim hadi. Bu 9 numaralı benim oğlumdur. Adı İlyas. 3. kümede gol kralıdır. Hayırlı benim. Hadi göreyim seni. Aslanım benim. Göreyim seni. Geliyor.
baba. Baba yapma. Baba yapma, ne olursun yapma. Olur mu hiç? O kadar top peşinde koştu. Bak ayakların şişmiş. Azıcık ovayım da geçsin. Baba yapma, gıdıklanıyorum. Bir şey olmaz. Baba yap, ayıptır yapma. Niye ayıp olsun oğlum? Bunlar bizim ekmek kapımız. İyi bakacağız ki iyi para getirecek, değil mi? Bak haftaya deplasmana gideceksiniz. İyi oynayacaksın ki galip gelesiniz. Primler bayağı yüksek ona göre. Aman formundan düşme, tamam mı? Tamam baba. Zamparalık falan da yok, tamam mı? Baba! Ya ben alayım baba. Yoo, ne demek, bu benim görevim. Ya baba saçmalama. Sen saçmalama, sen futbol oynayacaksın, ben kapıcılık edeceğim, tamam mı? Ya baba, benim için antrenman oluyor çıkarıp indirmek ama. Kime çıkacak? Selim'e. Bak gördün mü, hem de iki çift laf ederiz Selim abimle. Ha, iki futbolcu karşılıklı ha. Veriyor musun? Hadi edemsiz, gene tavladın beni. Yavrum, aslanım benim. Öl de sen ölürüm senin için. Selim yapma, ne olur yeter artık. Sana doymak mümkün mü? Hadi içeri gel. Olmaz Selim, gelemem. Nazlanma işte, hadi gel. Şişt, biri görecek. Görmez kimse, görmez. Dur. Yapma Selim. Ah, Selim ne olur bırak. Ah, biri görecek. Hadi gel içeri canım. Bir dakikadan Selim, bir şey çıkmaz. Selim ne olur bırak, gideyim artık. Bir dakikadan ne çıkar, dursana. Bilmez adamsın. Dur. Biri görecek. Görmez. Hadi lütfen, lütfen Selim yapma. Kapa kapıyı. Biri görecek sonra. Rezil olacağız. Hadi kapa kapıyı, kapa. Ay! Sen misin? Korktum. Ayşe? Evet? Selim'le öpüştünüz, gördüm. Aa! Sana ne? Ne demek bana ne? Nasıl yaparsınız bunu? Allah Allah! Bir de hesap mı vereceğim sana? Elbette vereceksin. O kadar mektuptan sonra anlatacak bir şeylerin olacak be. Ne mektubu? Ne diyorsun sen Allah aşkına? Ne oldu birbirimize verdiğimiz sözler? Hiçbirim aklında değil. Yalan mıydı yazdıkları? Ya manyak mısın sen? Ne söylemişim, ne yazmışım Allah aşkına? Yoksa inkar mı ediyorsun şimdi? Yok ya! Ben sana mektup yazmışım. Yazmadın mı? Sen geri zekalı mısın? Salak mısın be? Sana mektup yazar mıyım ben? Delirdin mi ben? Kendimi mi kaybettim? Niye mektup yazayım sana? Kapıcı parçası sen de. Kimsin sen? Ben nasıl mektup yazarım sana? Ha? Salak! Ya niye yaptın bunu? Niye yaptın ha? Ne istedin benim sevgimden? Ne istedin benim o kendi halinde sevgimden? Öyle sessiz uzaktan bir sevdaydı işte. İlla onunla alay mı edilmeliydi? Benim o gariban duygularımla niye oynadın abi? Ne istedin abi? Ne istedin? Çok eğlendin mi Şevket abi? Söylesene ha? Ha? Tüm mahalleye anlattın mı benim salaklıklarımı? O gerizekalı aşkımı, nasıl rezil olduğumu anlattın mı? Anlatmadıysan anlat. Duymadılarsa duysunlar, tamam mı? Duysunlar istiyorum. Hele şükür. Anlatmasını anlattık da biraz da ayıp oldu galiba.
Kim taşınıyor kız? Selim abi. Selim abi mi? Selim abi. Merhaba İlyas. Abi bu ne? Nereye gidiyorsun? Gidiyoruz işte Adana'ya. Adana'ya mı? Evet. Niye? Senin sözlerini dinlemedik, formdan düştük. Takımda işe yaramadığım anlaşılınca Adana'ya satıldım. Ama olur mu abi? Hem de öyle bir oldu ki artık işe yaramıyorum İlyas. Olur mu? Selim abi nasıl işe yaramaz? Neyse, kapatalım bu konuyu. Seni de üzdüm geçen gün, hem de istemeden. Ne oldu ki abi? Şu Ayşe meselesi. Abi saçmalama, benim salaklığım yüzünden, seninle ne ilgisi var? Olsun. Bilseydim abi, belki... Abi Allah aşkına sen de bu konuyu kapat, tamam. Abi ver, ben taşıyacağım. Peki. Adana'ya deplasmana gelirsen bana uğrayacaksın ama, tamam abi, mı? Abi uğramaz olur muyum? Duyduğuma göre 3. ligde gol kralı olmuşsun ha? Aman abi, senin yanında lafımız mı olur? Yo öyle deme, ben 3. ligde oynarken doğru dürüst gol bile atamazdım. Senin ne yaman futbolcu olacağın şimdiden belli. Yapma Selim abi. Bol gol at İlyas, at da esas futbolcu olmaya bak. Yani bana benzeme, tamam mı? Canım abi, inşallah. Hadi gidelim. Hani daha gelmediler? Gazeteci bunlar baba. Öyle hemen gelirlerse ayıp olur. Öyle mi? Fotoğraf da çekecekler mi ki? Bilmem. Belki çekerler. Ben de üstüme yeni bir şey mi giyeceğim acaba, ne dersin? Der geldiler ha. Buyurun kapı açık. Buyurun. Biz gazeteden geldik. Biliyoruz Ayla. Ben her gün okurum yazılarınızı. O ne marifetli yazmıştır. Hele bu kadar olur ya. Gelin buyurunuz efendim. Buyurun abi. Şöyle buyurun yerim beyefendi. Biraz yerimiz. Buyurun. Merhaba İlyas. Seninle röportaj yapmaya geldik. Bu yıl 3. ligde gol kralı oldun. Kendini nasıl hissediyorsun? Çok heyecanlıyım. Çok sevinçliyim. Anama, babama, memleketime hayırlı bir futbolcu olmaya karar verdim. Öyle. Futbol hayatınız nasıl başladı? Bize anlatır mısınız? Efendim, her çocuk gibi mahalle arasında top oynayarak, dayak yiyerek başladı. Daha o zamandan belliydi nasıl futbolcu olacak. Bir çalım atardı ki, sormayın aslanım. Ya abi, bakın artık abi çok geçer. Aslan abim benim, aslan. Ne oluyor canım burada? İlyas abi 3. ligde gol kralı oldu ya. İlyas, burada bir röportaj yapıyorlar onlar. Peki İlyas, önümüzdeki yıl 1. lig takımlarının peşinde olacağı söyleniyor. Transfer için neler düşünüyorsun? Bu yıl... Transfer zamanı ve şartları belli olunca biz de söyleyeceğimizi söyleyeceğiz elbet. Beyler futbolcu dünyaya 1000 kere gelmez. Muh yavrum, parayı veren düdüğü çalar. Yani İlyas'ı alır. Baba. Yalan mı dedim oğlum? Seni bu hale getirmek için bir ömrü heba ettim. O kadar da laf etmek hakkım olsun, değil mi? Ne oluyor kapının önünde? Bütün mahalle oraya toplanmış. Bizim kapıcının oğlu İlyas birkaç gol atmış da gazeteciler röportaja gelmiş. Bu kadar meşhur oldu. Aman alt yanı 3. kümede bir takımda oynuyor. Koy kadın koy. Bu çocuk spor yapıyor, yiyecek ki kuvvetlenecek. Ya ana yeter! Ben bu kadar şeyi nasıl yerim Allah aşkına? Yersin. Top da kuvvetin gidiyor. Ye ki kuvvetin yerine gelsin. Bütün anlaşmalarınız bitti. Arabanız kapıda. Buyurun çekinizi. Şu andan itibaren Fenerbahçelisiniz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun efendim. Ömer abim benim. Bacım. Abim sayende. Sonunda Fenerli oldun işte. Nasıl hissediyorsun kendini? Rüyada gibi. Gerçek mi değil mi bilemiyorum. Şu içinde oturduğun araba kadar gerçek. Benim ehliyetim de yok. Arabayı aldın ya, onu da alırsın. En az olsa Numan abi, Bader Bey benden önce öğrenecek. Yorulmayayım diye. Dümen.
en büyük Fenerli Selami. Hadi koçum, eyvallah. Görüşürüz numaralı. Sağ ol kardeş, görüşürüz. Emrin olsun. Şevket kardeşim. Ooo Selami abimiz gelmiş. Hoş geldin, sefalar getirdin. Şey, Eymal Balon gelmedi mi? Gelmez olur mu? Ha, senin için her zaman var. İyisi mi bu? İyisi. Ver hele bir daha. Bir tane daha vereyim. Al bakalım. Ne o, Selim'in boşalttığı daireye geçmişsiniz. Öyle oldu. Ne de olsa tanıdığım apartman, hem de ucuz. Ya, ya. Bu devirde 80 bine daire nerede bulunur değil mi? Peki aşağısı ne olacak? Kapıcı dairesi. Kapıcı nerede oturacak? Hangi kapıcı? Yeni kapıcı. Ha, yeni kapıcı. Şunun sorduğu soruya bak. Hala kapıcılık edersen biraz ayıp olmaz mı? Tabii olur. Hadi ben gideyim. Eyvallah. Güle güle. Alo, buyurun. Affedersiniz, hangi kapıcı beysiniz acaba? Bir, iki, üç. Hadi devam et. Beş, altı, yedi. Hadi bas ver. Hadi bakalım. Aslanlarım beni. Bey, geldin mi? Kapıcıyı gördün mü? Tursiz almamış, tursiz. Hep yüz veriyor bunlara. Doğru söylesen, fazla yüz veririz bu kapıcılara. Aslanlarım beni. Hadi koş, iyi çalım atın, göreyim sizi. Hadi şimdi futbol ayakkabılarınızı giyin, doğru sahaya koşun. Hadi, gelin. 10 tur koşacaksınız ha. İyice nefes açacaksınız, ondan evvel futbol yok, tamam mı? Hadi, göreyim sizi. Ne güzel, değil mi çocukların böyle spor atıp dükkan boyunca? Senin gibi bu bağları oldu buna. Yatıp kalkıp dua etsinler.
Aslanım gelmiş. Baba bunlar yine antrenmana mı gidiyorlar? Şeytan azopta gerek. Baba her gün antrenman olur mu ya? Bari bir gün dinlensin, bir gün geçsinler. Ne o? Yetişip yerini alırlar diye mi korkuyorsun? Çalışsınlar keratalar. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. İlyas transferde 30 milyon almış diyorlar, doğru mu? Doğrudur. Baksanıza bütün gazeteler bunu yazıyor, görmediniz mi? Biraz ayıp ettik geçmişte onlara. İnsanların gönlünü almak zor değildir. Bir daire alacaklarmış diye duydum. Aslında salaklık etmeyip banka faizine yatırsalar parayı daha iyi olur. Belki de senin bankaya yatırırlar. Güvenli bir yere, tanıdık bir bankaya yatırmasının önemini anlamalı. Bunu düşünün artık. O kadar aptal bir adama benzemiyor bu Selami. Yoo. Geçen gün kiracılar toplantısında bayağı doğru laflar etti vallahi. Şaşırdık doğrusu. Baba, bir akşam ziyaretlerine gitsek olmaz mı? Hem aradaki buzların erimesi için bizim adım atmamız yerinde olur. Olabilir, doğru. Tabii canım, bizim komşumuz onlar. Niye gitmeyelim? Hoş geldin yavrum, buyur bakalım. Annemler haber yolladılar. Bu akşam evdeyseniz size geleceklermiş Fatma teyze. Elbette evladım. Buyursunlar hanım kızı, buyursunlar. Bey! Bey, kim geldi dersin ha? Kim? Enver beylerin küçük kızı. Akşam bize geleceklermiş de. Yok ya, o nereden çıktı şimdi bu? Artık komşuları olduk ya, adam sınıfına girdik değil mi bey? Zengin olmak başka şey. Nasıl oldum? Son zamanlarda pek yakışıklı oldum. Ben seni kıskanırım vallahi. Küserim bak. Senin üstüne gül koklar mıydım? Yavrum. Abim haber, güzel gelmiş. Kız. Hoş geldin. Kimse yok mu evde? İçerideler. İlyas abi. Kim o? Canım benim. Benim oğlum gelmiş, yavrum gelmiş. Nasılsın baba? Hey yavrum benim. Çok yakışıklı oldum böyle. Haberin var mı? Enver bekler bize geleyim. Oturmaya mı? Bize mi? Hı hı. Nereden çıktı şimdi bu? Komşu komşuyu ziyarete gitmez mi? Komşu olduğumuz şimdi mi akıllarına geldi? İnsan bu yavrum. Yanlış da yapar, doğru da. Maksat, yanlışını zamanında anlayabilmekte. Üç kuruş paramız yokken pis kapıcı diye yüzümüze tükürenler... ...şimdi paramız olduğunu anlayınca peşimize düşüyorlar. Siz de buna seviniyorsunuz ha? Eğer onlar geliyorlarsa ben gidiyorum, gece göç döneceğim. Kusura bakmayın. İlyas! İlyas yavrum, bir şey demedim ki. Ne oldu be? Çocuk agana ne yaptı? Bir şey yapmadım canım. Çocuğun para kazandıktan sonra bir şey dediğim mi var? Aslanım benim. Ama nasıl oldu? Harikaydı. Ben bağırmayı başlayınca adamlar bana garip garip bakıyorlar. Kalecinin de hatası vardı ama. Çok iyi. Caner, Moruk. İlyas, sen buralara gelir miydin? Tanıştırayım Banu Hanım, Ahu Hanım. Size takım arkadaşım İlyas'ı tanıtayım. Bu yılın süper transferi. İlyas'ı tanımaz olur muyuz? Hayrola, sen buralara gelir miydin? Canım sıkıldı Caner'cim ya. Anlat, açılırsın. Esin'i anlatayım ya. Saçma sapan bir şey. Bir zamanlar bir kız vardı. Bir şey sanırdım. Ama kız beni hayvan yerine bile koymadı. Zamanla ne olduğunu da gördüm. Neyse boş ver ya, anlatmasam daha iyi. Boş ver, takma kafanı, iç şu içkiyi. Ünlü futbolcu İlyas Bey'in şerefine içiyorum. Şerefine. Fondip yapacağız. İlyas Bey, sizi çok beğeniyorum. Ben de. Sağ ol. Bana kalırsa paranızı sağlam bir bankaya yatırıp faizini alın. Değil mi? Değil mi efendim? Vallahi ben 30 milyonu yatırıp ondan gelecek faizle geçinemem. Bu ev her ay kaç parayla dönüyor bilir misiniz? Yok. Bizimki de geldi. Yavrum, aslanım, İlyas'ım. Misafirlerimiz gelmiş, hoş geldiniz. Bir de futbolcuların gece hayatı olmaz derler. Kim demişse ayıp etmiş. Olmadı. Ne kadar şakacısın. Benim hayatım şaka. Neyse, size doyum olmaz, bize de bekleriz. Ama hep beraber bekleriz. Tabii, İlyas Bey de gelsin. İki çift laf ederiz futbol üstüne. Biliyor musunuz, ben de Fenerliyim. Bizim aile hep Fenerlidir zaten. Tabii, biz hep Fenerliyiz. Tabii ya. Demek Fenerbahçe'den
teşerrüf oluyoruz. Tabii. Efendim iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler size de olsun. İyi geceler. Vay be, fenerli olduk, müteşerrif olduk. Yemediler. Şuna bak Allah aşkına. Aa, camlara çıkmış. İlyas'ın dönüş saati ya, gözü yollarda. Kazanova geldi, kazanova geldi. İşte bak bu kazanova. Fena kafetici kız ha. Merhaba. Merhaba. Yahu sen hala anlayamadın meseleyi. He? Kafesleme peşinde olan kız. Kardeşim kız. Yapma ya. Ulan ne mektup yazarmışım değil mi ha? Ulan keşke kendi adıma yazsaymışım ha. İlyas. Nasılsın? Merhaba. İyiyim. Annenler evde yok galiba. Memlekete gittiler bir haftalığına. Ah, senin yemeğin falan da yoktur. Ben gelip yaparım. Yok, anam bir haftalık yemeği yapıp gitti. Hiç gerekmez. Ne o? Eve girmemi istemiyorsun galiba. Gelmek ister misin? Demek istersin ha? Ama akşam. Peki akşam. 9 iyi mi? Tamam. Bekliyorum. Aa! Vallahi 9 dedin 9'da geldin. Çok dakik karısın ha. Gel. Gel otur şöyle. Otur. Otur. Sen biraz içki içmişsin. Her zaman içerim. Sabah akşam hep içerim. Bana bir şey olmaz. Size geldiğimizde hatırladın mı? Gene içkili gelmiştin. O zaman Fener'de yeni olduğun zamanlardı. Kapıcı çocuğu gel sana nasıl aşık olmuştum biliyorsun. Ne yani? Şimdi değil misin? Ne aşkı ya? Sen mahallede bir banka müdürünün kızı. Ya ben yukarılarda koca Fenerli İlyas. Sen neredesin? Müdür kızı çok aşağılarda kaldın. Göremiyorum seni. Şimdi söyle bakayım. Ben kimim? Ha? Ünlü bir futbolcu. Olmadı, olmadı. Faul yapsın. Bak. Büyük bir memleket Türkiye. Kocaman bir şehir İstanbul. Büyük bir takım Fenerbahçe. Ve en büyük İlyas. Tamam mı? Bunu kafanın içine şap, sok. Ya ben senin adını bile unutuyorum. Neydi? Gezban mı? Hatice mi? Aa, yapma İlyas'cığım. Ne olur İlyas. İlyas! Hadi şekerim, bir saattir bekliyoruz. Gelsene. Bak, verin valitalar. Ulan ikinci yarıda bekleyin, bekleyin lan. Bunlardan ben de bola, kum gibi kaynıyor böyle. Bir telefon, 4 karı. Demek iki telefon olsa 8 kere edecek. Koca Fenerli İlyas'ım ben. Bunlar bana yetmez bile. Ya sen de kalsana bu akşam. Ay. Şöyle bir kareyi tamamlayalım he. Değil mi? Aa, keleğe geldi gitti. Aa. Gelsene odamıza gidelim. Kimdi o? Giden mi? Bilmem. Buraya gelen karının hesabı mı var? Hadi şimdi siz içeri gidin, ben kafayı biraz süsleyeyim. Ya bu antrenörü bana takıyor ha.
Beni kimse yedek oynattıramaz. Kulübü karıştırdım. Karı mı geldi ya yine? Ne haber lan kasap şuna, ne işin var senin? Işığı gördüm geldim, belki bir şeye ihtiyacın vardır diye. Ehe. Aa abi, yarın senin maçın yok mu? Aa, kasap şuna bak, bana akıl veriyor. Bir tane koydum şimdi, it. Bu halde top oynayamazsın İlyas abi. Konuşma lan, ben oynarım. Ben koca Fenerli İlyas'ım. Burada 3 çekerim, sahada da 4 çekerim, tamam mı? Hadi bakayım, ufak ufak düz yoluna. Yürü, deve. Beni kimse yedek soyunduramaz, tamam mı? Hiç kimse oynatamaz. En büyük İlyas, başka büyük yok. Siz de tekrarlayın kızlar. En büyük İlyas! Aferin, belli kazandınız. Tamam mı? Selami oğlunla iftar et, her gece 40 maç yapıyor. Sahaya çıkıyor, gile yapıyor ha. Benim cesedim bile oynar. Adaş, akşam gene karılarla berabermişsin. İstersen hocaya söyleyelim de maça çıkma ha. Ne dersin? Doğru söylüyor, istersen oynama. Dalga mı geçiyorsun Cem abi ya? Benim cesedim çıksa en kralını oynar mı? Yeah.
Oh, my God.